Siyasi düşünce tarihinin en güçlü akımlarından biri olan liberalizm, kaba hatlarıyla devletin ekonomik alanda olsun, sosyal alanda olsun, insanların hayatına mümkün olduğunca az müdahale etmesi talebini ortaya koyan bir düşünce ve siyasi pratiktir. Çağdaş yaşamın oldukça güncel bir parçası olan bu düşüncenin kökleri ise aydınlanma çağı İskoçyasına gider. Aydınlanma çağının İskoçya üzerinde özel bir etkisi oldu. Aydınlanmanın gündeme getirdiği toplumsal ilerleme düşüncesine İskoçya güney komşusu İngiltere'den daha duyarlıydı. Bu dönem İskoçya'nın tarihinin en yoğun ekonomik büyümesini yaşadığı bir dönemdi. İskoç aydınlanmasının önde gelen isimlerinden biri ahlak düşünürü Adam Smith idi. 1723 doğumlu Adam Smith, Fransızca konuşan dünyanın yıldızları Rousseau ve Voltaire'in hayranıydı. Ancak onlardan farklı bir yönü vardı. O da devrimci olmaması. Smith'e göre devletin devrilmesi gerekmiyordu. Bunun yerine mümkün olduğunca bir kenara çekilmeliydi devlet. Çünkü çok müsrifti. Büyük uluslar bireysel değil, kamusal savurganlık ve usulsüzlükler nedeniyle fakirleşmiştir. Kamu gelirinin tümü ya da yaklaşık tümü çoğu ülkede üretici olmayan şekilde kullanılmaktadır. İskoç düşünür Adam Smith'e göre toplumun temeli ticaret, itici gücü ise ekonomik büyümedir. Bunu sağlamanın en iyi yolu ise hükümetler ve devletlerin insanları servetlerini büyütmede serbest bırakması ve mümkün olduğunca az vergi toplamasıdır. Servet arayışına bireyler sadece kendi çıkarları için girişiyor olsa da bunun meyvelerinden tüm toplum yararlanacaktır. İngiltere'deki Sheffield Üniversitesi'nden Andrew Gamble, Adam Smith'in temel görüşlerini şöyle özetliyor. He did believe that if individuals were left free to pursue their self-interest, he thought this would enable them to amass wealth. Bireylerin kendi çıkarlarının peşine düşmesine izin verilirse bunun zenginleşmelerini sağlayacağını, ticaret yaparak da toplumsal servetin artacağını düşünüyordu. Ekonomik etkinliğin sıkı biçimde kurallara tabi olduğu eski sistemin tüm toplumun servetini maksimize etmediğini, bu yüzden de istenmeyen bir şey olduğunu söylüyordu. Akşam yemeğini masada buluyorsak, bunun nedeni kasabın, birahanecinin ya da fırıncının iyi niyeti değil, kendi çıkarlarının peşinde olmasıdır. Onların insaniyetlerine değil, kendilerine duydukları sevgiye sesleniyoruz. Onlara olan ihtiyaçlarımızdan değil, onların çıkarlarından bahsediyoruz. Ulusların Zenginliği adlı eseriyle düşünce tarihinin ölümsüzleri arasına giren Adam Smith, esas olarak ahlak konusunda çalışmalar yapan bir düşünürdü ve servet arayışının toplum içinde eşitsizlikleri artıracağını, paranın illa da mutluluk getirmeyeceğini düşünüyordu. Bu yüzden de hükümetlerin ekonomik özgürlükleri sınırlamak değil, adalet ve güvenliği sağlamak için müdahale etmesi gerektiğini savunuyordu. ...1832 yılının fırtınalı bir gününde Londra'daki Gower Caddesi olağanüstü bir olaya sahne oldu. Şiddetli gök gürlemesi ve şimşekler arasında yeni ölmüş olan filozof ve ekonomist Jeremy Bentham'ın cesedi... ...doktoru tarafından kamuya açık biçimde teşrih edildi, yani kesilerek açıldı. Bunu isteyen Bentham'ın ta kendisiydi. Bir tanrı tanımaz olan Bentham'ın bundan amacı ise... ...insanların ölüm karşısındaki korku ve batıl inançlarını yenmelerine yardımcı olmaktı. Jeremy Bentham ömrünün sonunda olduğu gibi hayatı boyunca da sıra dışı bir insandı. Aynı zamanda da oldukça etkili bir düşünür. Adam Smith'in mirasını İngiltere'ye taşıyan isim olan Bentham, devletin, hükümetin işlevlerini sınırlamak gerektiğini savunuyordu. Adam Smith gibi o da siyasi sistemlerin doğal veya doğuştan haklara dayanmadıklarını, karşılıklı rızaya, uzlaşmaya dayalı olduğunu düşünüyordu.
Bentham'ın ideal yasa ve kurumlara ilişkin görüşünü University College London'dan Fred Rosen şöyle özetliyor. The basis of his theory is utility, and also beneath utility is the importance of pleasure and pain. Kuramının temeli faydaydı. Faydanın arkasında ise acı ve zevk vardı. Fayda en basit şekilde bir şeyin işe yaraması demek. Adalet ve hakkaniyetin kökeninde fayda vardır. Yasalar, gelenekler, din, bunların hepsinin insanlara bir faydası olması gerekir, toplumu mutlu etmesi gerekir. Bentham, insanoğlunun etkinliklerini gözden geçirip, neyin insanlar için zevk, neyin acı kaynağı olduğunu belirlemeli ve bunun kuramını yapmalıyız diyordu. Ahlakın ve hukukun temeli, en çok sayıda insanı en çok mutlu eden şey olmalıdır. Bentham savunduğu toplum kuramına faydacılık adını verdi. Uygulamaya yönelik temel ilkeyi ise ceza yasası tartışmasında görmek mümkün. Bentham'a göre ceza acı verdiği için zararlı bir şeydir. Bu yüzden bir ceza ancak başka bir acının azaltılması ile dengelenebildiği sürece meşrudur. Bentham'ın bu düşünceyi ortaya koyduğu dönemin İngiltere'sinde yaklaşık 150 suç ölümle cezalandırılabilir türdendir. So he wanted to introduce, for example, proportion into punishment, and he almost inverted the traditional approach. Geleneksel yaklaşımı neredeyse tersine çevirerek cezanın suçla orantılı olması ilkesini getirdi. Böylece örneğin cinsel suçları kaldırıyordu çünkü bunların pek kimseye zarar vermediği kanısındaydı. Dine karşı suçları da kaldırıyordu çünkü bunların ifade özgürlüğüne girdiği kanısındaydı. Bireylere karşı suçlar üzerinde yoğunlaşıp bunların cezasını arttırıyordu ki gelecekte cinayet ve hırsızlık gibi suçlar önlenebilsin. Temel ilke suçu ve cezanın şiddetini azaltarak mutluluğu yaymaktı. Faydacılık kuramının idealleriyle yetişen önde gelen İngiliz düşünürlerinden biri de John Stuart Mill'dir. Babası Jeremy Bentham'ın yakın çalışma arkadaşlarından biri olan John Stuart Mill, sosyal özgürlüklere yönelik savunusu ile liberal düşünürün modeli haline gelmiştir. İngiltere'de emperyal yayılma kadar sosyal ve bilimsel yenilikler çağında olan Kraliçe Victoria döneminde yaşayan Mill, özgürlüğü bu canlılığın sürmesi ve toplumsal evrimin motoru olarak görüyordu. John Stuart Mill'in özgürlüğe neden bu kadar çok önem verdiği sorusunu Exeter Üniversitesi'nden Ian Hampshire Monk şöyle yanıtlıyor. He recognizes that it's only if there is social experimentation and social variation, almost in a Darwinian sense, that ancak toplumsal deneyim zenginliği ve çeşitlilik olduğu sürece neredeyse Darwinci bir anlayışla toplumların değişim olanağına sahip olabileceğini, olumlu değişimlerin de ancak değişim olanağı olduğunda mümkün olacağını düşünüyordu. Yani en çok sayıda kişiyi en yüksek düzeyde mutlu edebilmek deney zenginliği ile mümkündü. Bu olanağı da ancak toplumsal uyumun aptallaştırıcı etkilerinden kaçabilirsek bulabilirdik. Bentham'ın devletin halkın yararı için halk adına bazı işlere karışmaması gerektiği düşüncesini geliştiren John Stuart Mill, devlet baba düşüncesini eleştirenlerin başında gelir. Mill'e göre devlet bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak ortamı yaratmalı, ancak insanların bireyselliğini ezmemeliydi. Ünlü eseri Özgürlük Üzerine'ye göre böyle bir girişim despotluktan başka bir şey değildi. Yararlı amaçlar için bile olsa, istediği gibi kullanabilsin diye halkını uysallaştıran, cüceleştiren bir devlet, sonunda küçük insanlarla büyük şeylerin başarılamayacağını görecektir. The only reason in which we are collectively entitled to interfere in the liberty of action of someone is not to prevent harm to that person, but to prevent them harming others.
Eylem özgürlüğüne müdahale hakkının tek gerekçesi o kişiye zararı değil, o kişinin başkalarına zarar vermesini önlemek olabilir. Yani Mill, babacan gerekçelerle harekete geçmeyi tümüyle reddeder. Örneğin birisi uyuşturucu almak istiyorsa, pornografiye bulaşmak istiyorsa, sapkın cinsel arayışlar içindeyse, bunlara rıza gösteren yetişkinlerle yaptığı sürece devletin bunlara müdahale hakkı yoktur. Devletin müdahale görevi ancak bu kişilerin başkalarına zarar vermesini önlemeye yönelik olarak gündeme gelebilir. Kendisinden sonraki düşünürler John Stuart Mill'in iki tür özgürlükten bahsettiği görüşündeler. Devletin bireylerin kendilerini geliştirmesine olanak verecek kurumları sunmada etkin rol oynaması pozitif özgürlük olarak adlandırılıyor. Başkalarına zarar vermesi hali hariç bireylerin hayatına müdahaleden kaçınması ise negatif özgürlük olarak. Mill's defense of liberty is hugely important. Philosophers still argue very much in the terms set by Mill. Mill'in özgürlük savunusunun çok büyük önemi vardır. Filozoflar hala Mill'in sunduğu çerçevede tartışır bu konuyu. Mill'in özgürlük savunusunun modern liberal toplum için ne kadar geçerli olduğunu tartışırlar. Bugüne hitap eden bir düşünürdür Mill. XX. yüzyılda pozitif ve negatif özgürlük taraftarları birbirlerinden ayrılmaya başladı. Aralarında ünlü ekonomist John Maynard Keynes'de olan yeni liberaller adı verilen kesim, devletin liberal toplumun geliştirilmesinde etkin rol oynamasını talep ediyordu. Bu kesimin karşısındaki düşüncenin en önde gelen ismi ise Avusturya doğumlu ekonomist Friedrich Hayek oldu. 1992 yılında 90 yaşının üzerinde ölen Hayek'e göre liberal adı verilen çevreler liberal düşüncenin temel ilkelerine ihanet ediyordu. He wanted to go back to Adam Smith and to some of the great 19th century liberals in order to restate what he saw as the absolute foundations. Adam Smith de bazı büyük 19. yüzyıl düşünürlerine geri giderek liberal doktrinin mutlak temellerini yerleştirmeye çalışır. Hayek'e göre bu temel devletin mümkün olduğunca küçük olmasıdır. Devlet etkinliklerini, yasaları korumak, anlaşmalara uyumu zorlamak, kamu düzenini sağlamak ve benzeri etkinliklerle sınırlamalıdır. Her Majesty the Queen has asked me to form a new administration and I have accepted. It is of course the greatest honor that can come to any citizen in a democracy. Kraliçenin kendisine hükümet kurma görevini verdiğini ve kendisinin de bunu kabul ettiğini söyleyen İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher, Hayek düşüncesinin yakın dönemdeki en kararlı takipçilerinden biri oldu. 1979 yılında ilk kez başbakan olan ve 11 yıl iktidarda kalan Thatcher, partililerle yaptığı bir toplantı sırasında Hayek'in bir kitabını el çantasından çıkardığı gibi masaya vurur ve "Bundan sonra buna inanıyoruz ve bunu takip edeceğiz." der. İngiliz Muhafazakar Partisi'nden Margaret Thatcher, 20. yüzyılın en önde gelen sosyal liberalizm karşıtı, ekonomik liberalizm yanlısı siyasetçilerinden biridir. Sosyal harcamalarda kesintileri savunan, bireylerin kendi kaderlerini kendilerinin belirlemesi ve devletin ekonomiden elini eteğini çekmesini savunan Thatcher, sendikal hakları sınırlarken de hocası Hayek'i yakından takip eder. 20. yüzyılın son döneminden 21. yüzyıla sarkan ve muhtemelen önümüzdeki döneme de damgasını vuracak olan bu tartışmayı, Sheffield Üniversitesi'nden Andrew Gamble şöyle özetliyor. Hayek was very opposed to the activity of trade unions and he believed the state should be very strong in preventing trade unions from behaving in particular. Hayek sendika etkinliklerine tümüyle karşıydı. Devletin sendikaların bazı davranış biçimlerini önlemesi gerektiğini, çünkü bunların liberal topluma aykırı olduğunu düşünüyordu. Bu anlamda aslında piyasa düzenini sağlayabilmek için bazı çıkarlara karşı oldukça güçlü bir devlet müdahalesinden yanaydı. Sahte liberaller olarak nitelediği, sosyal liberallerle anlaşmazlığı devletin sınırları sorusundan doğar. Devlet hangi alanlarda etkin olmalı, nerelerde olmamalıdır? Bu, sosyal liberalizmle ekonomik liberalizm arasındaki en büyük anlaşmazlık konusudur.